Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda orbital yayınlarına ait birinci bölümün ilk D testi olan 13. testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki bir yumurta örneği incelenerek nitel ve nicel analizi yapılmıştır. Bu analiz sonuçları yukarıda besin değeri tablosu olarak verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda bu analiz işlemleri analitik kimya ve biyokimya alanının çalışma konusudur demiş. Şimdi şöyle söyleyelim, burada bir defa nitel nicel analiz yapıldığı için bir defa analitik kimyaya gitmemiz gerekir. Besin değeri tablosu da verildiği için burada su, protein, yağ ve mineral şeklinde bunlar da biyokimyanın ilgi alanına gireceğinden her iki bilim dalında çalışma konusu olacaktır. Bu ifade doğrudur. B şıkkına baktığımızda yumurtanın büyük oranda sudan oluştuğunun belirlenmesi nicel analizinin sonucudur. Nicelde sayısal verilere gerek var. Sudan oluştuğunda burada sayısal verilerle ifade edilmiş. O zaman bu nicel bir analiz sonucudur. Bu ifade de doğrudur. C şıkkına bakarsak yumurtanın beyazında yağ, sarısında mineral bulunmaz demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim, yumurtanın beyazı mavi renkle gösterilmiş, sarısı da pembe renkle gösterilmiş. O beyazında yağın bulunmadığını görüyoruz. Yani mavi ile ilgili herhangi bir tabloda veri verilmemiş. Sarısında ise yani pembe renkte ise mineralin bulunmadığını söyleyebiliriz. Çünkü pembe renkte de mineral göremiyoruz. Bu ifade doğrudur. D şıkkına bakarsak yumurta sarısında su, protein ve yağ olduğunu belirlenmesi nitel analizle belirlenmiştir. Nitelde de sayısal veri değil, daha çok niteliğe bakma durumu gibi düşünebilirsiniz. Burada da zaten işte yumurtanın sarısı pembe renkler dedik. Su, protein ve yağdan olduğu analizi yine neye girecektir? Nitel analize gelecektir. Bu ifade de doğrudur. E şıkkına bakarsak yumurta beyazında inorganik madde içeriği organik madde içeriğinden azdır demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim, yumurtanın beyazı mavi renkle gösteriliyordu. İnorganik madde içeriği demiş. İnorganik madde içeriğinin biz su ve mineralden oluştuğunu biliyoruz. Organik madde içeriğinden azdır demiş. Protein ve yağdan az olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Bu ifade yanlış olmuş arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet, ikinci sorumuza baktığımızda diyor ki PCR yani polimeraz zincirleme tepkimesi testleri virüslerden kaynaklanan COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıkları test etmek için yaygın olarak kullanılan bir testtir. PCR testi uygulanırken ilk olarak hastadan alınan boğaz sürüntüsünden elde edilen virüsün DNA'sı kopyalanarak çoğaltılır. Bu işlem sırasında test tüpüne eklenen floresan boyalar üzerine ışık düştüğünde parıldayan, kopyalanan DNA'lara bağlanır. Virüsün varlığı bu boyaların yaydığı ışığın şiddetinin ölçülmesiyle kanıtlanır. Her kişiden alınan numunenin test sonuçlarına ait kopyalanan DNA ve yayılan ışık miktarını gösteren grafikler verilmiştir. Buna göre COVID-19 varlığını belirlemek için yapılan bu çalışmalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda diyor ki, birinci örneğin alındığı kişinin COVID-19 test sonucu pozitiftir demiş. Şimdi şöyle söyleyelim, yukarıda birkaç bilgi verilmiş aslında bununla ilgili ama birinci örnekte kopyalanan DNA'ya karşı ışığa baktığımızda eşik sınırını geçtiğini görüyoruz. Eşik sınırını geçerse testin pozitif çıktığını söyleyebiliriz. Bu ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakarsak, ikinci örneğin alındığı kişi de kesinlikle COVID-19 virüsü bulunmamaktadır demiş. Şimdi ikinci örneğe baktığımızda eşik sınırına ulaşmadığını söyleyebiliriz ama kesinlikle COVID-19 virüsünün bulunmadığını çıkaramayız. Çünkü az da olsa virüs taşıyabilir, taşıyıcı olabilir. Ondan dolayı ikinci ifadeyi almıyoruz. Üçüncü ifadeye bakarsak kimya alt dallarından biyokimyanın çalışma alanına girer demiş. Evet, DNA ile ilgili yapılan çalışmalar zaten biyokimyanın ana bilim dalı olarak biliniyordu. Ve bunun çalışmalarına girdiğini söylemiştik. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet, devam edersek. Üçüncü sorumuzdayız. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Demiş ki yukarıda verilen modeller için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş.
A şıkkına baktığımızda birinci atomik yapıdadır demiş. Şimdi birinci görsele baktığımızda atomların birbirinden ayrı bir şekilde durduğunu görüyoruz. O zaman bunlar için şu söyleyebiliriz. Atomik yapıdadırlar. Birinci ifade bu durumda doğru olacaktır. B şıkkına bakarsak ikinci moleküler yapıda bir elementtir demiş. İkincide de iki tane atomun birbirine sımsıkı bağlandığını görüyoruz. Bu da moleküller için kullandığımız bir tabirdi. Hatta moleküler element diyorduk. Moleküler element, burada atomik element diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. C şıkkına bakarsak, üçüncü atomik yapıda bir karışımdır demiş. Üçüncü için şunu söyleyebiliriz. Farklı elementlerden oluştuğu için bunlar atomik yapılı bir karışımdır şeklinde düşünebilirsiniz. Atomik karışımdır diyebiliriz. Bu ifade de doğrudur. D şıkkına bakarsak dördüncü moleküler yapıda bir bileşiktir. Dördüncü de iki tane farklı tür element görüyoruz ve bunun sımsıkı birbirine bağlandığında oluşan yapıya biz bileşik diyeceğiz ama moleküler bileşik dememiz gerekir. Çünkü ikisinin de birbirine sımsıkı bağlandığını görebiliyoruz. E şıkkına bakarsak beşinci moleküler yapıda bir elementtir demiş ama beşinci de iki tane atom farklı bir atoma bağlandığını görüyoruz. Arkadaşlar bileşiktir. Çünkü biz biliyoruz ki en az iki farklı tür elementin bir araya geldiğinde oluşturduğu saf maddeleri bileşik diyorduk. Bunun element olma şansı yoktur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet, devam edersek testimizin son sorusu olan dördüncü soruya bakacağız. Sorumuz şöyle. Bir çiftçi toprağın verimini artırmak için yaptırdığı analize ait aşağıdaki sonuç raporunu almıştır. Bu analiz ve sonuçlarıyla ilgili yargılarından hangilerine ulaşabilir diye sorulmuş. Birinci fonun çalışma alanına girer demiş. Evet, analitik kimya biz biliyoruz ki analiz sonuçları, işte nitel analiz gibi şeyleri biz analitik kimyada alıyoruz. Bu ifade doğrudur. İkiye baktığımızda çevik oranında bulunmaktadır demiş ama biz ağır metallerin işte kurşun, arsenik gibi ve kadmiyum gibi metallerin ağır metal olduğunu biliyoruz ama bize verilen metaller potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır çünkü bunlar yararlı metaller. Yani bunların ağır metaller olduğunu söyleyemeyiz. İkinci ifade yanlış olmuş. Üçe bakarsak kalsiyum ve magnezyum gibi birinci dereceden gerekli olan elementler toprağın kalitesini artırmıştır. Evet, baktığınızda zaten tabloda bunu görüyor olmamız lazım. Kalsiyum ve magnezyumun toprağın analiz sonuçlarında gerçekten toprağın verimini artırdığını ve bunu sonuçlara yansıdığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonduruyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize kolay gelsin.